Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık ciddi ve popüler bir şeyin videosunu çekmek istedik. Şimdi dünden beri, bugün ayın kaçı? Yedisi. Yedisi değil mi? Dünden beri bir video klip dönüyor ortalıkta. Şanışer'in Susamam video klibi ve şu an yaklaşık 24 saat olmasına rağmen 9 milyon, 10 milyon bir izleyici kitlesi var. İnanılmaz derecede patladı ve bu şarkı neden patladı? Bu şarkı zaten patlaması gereken bir şarkıydı bence ve en az bir 10-15 sene önce yapılması gereken bir şarkıydı. Dinlemeniz, izlemeniz lazım. Özellikle kulaklıkla ve altta sözlerini tek tek böyle özümseyerek izlemeniz lazım. Gerçekten inanılmaz bir şey. İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. İki jenerasyon. Yani ben bir yetişkin ve bir tane de böyle Merhaba. yanımızda teenage var. Onunla birlikte bu klibi değerlendireceğiz. Bence bu klibi değerlendirirken çok farklı fikirlerimizin olmaması gerekiyor. Çünkü hani aklın yolu birdir hesabı. Ama Sanırım. onların bakış açısıyla bizim bakış açımız biraz farklı olabiliyor. Biz bunu kendi aramızda konuşurken ve değerlendirirken fark ettik. Ben şöyle yavaş yavaş klibi başlatacağım. Klibin başına ben bayıldım. Bazıları basit bulsa da. Mesela diyor ki işte müzik dinlemek istiyorsun, eğlenmek istiyorsun vesaire falan filan. Ama yol açtığın sorunları farkında değilsin diyor. Müzik tamam seni eğlendirsin ama aynı zamanda bilgilendirsin de diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim jenerasyonum çok bir Şanışer fanı değil. Ama Ben bu daha şarkıyla tanıdım. bu şarkıyı tanımadım. Bu şarkıyla tanıdım. Ama bir şey diyeceğim. Öncesinde benim söylediğim kadarıyla biliyordum. Evet, senin söylediğin kadarıyla biliyordum. Evet, çok fazla bu şarkıyla İlk tanıdım. dinlediğin şarkısı mı yani baştan sona? Baştan sona evet. Yeni jenerasyon yani bizim teenage'ler Şanışer'i daha çok seviyor. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Hemen şunu durdurup. Şanışer'in bu işte sosyal mesaj veren ilk şarkısı mı yoksa daha önceki şarkıları da bilmediğim için soruyorum. Bu tarz böyle işte toplum Bilgilendirme, evet toplumu bilgilendirme ya bilinçlendirme. da bilinçlendirme özellikli şarkıları var mı? Şanışer'in şarkılarının genel olarak zaten %90'ı hatta tamamı bile diyebilirim. Bu tarz daha toplumu bilinçlendirmeye yönelik. Çok açma istersen. Daha toplumu bilinçlendirmeye yönelik ve bir fikrimiz oluşmasına ve bir harekete geçmek adına şarkılar yaptığını zaten ben dinlediğim için biliyorum. O yüzden mi seviyorsun? Evet. Yani bana göre ne bileyim Evet, çıktı bu abimiz. evet zaten altta yazan sözleri okuduğum zaman bence şu an çok iyi birini ve çok mantıklı birini ünlü ettiğimizi düşünüyorum. Bu göreceli bir şey karşı Yok, çıkılabilir doğru. Şu ama şarkıya bakarsak doğru. Bu arada sözünü kesiyorum. Bu tamam. adamın sesi gerçekten güzelmiş. Bunun nakarat Evet. kısmında daha iyi anlıyorum. Gerçekten sesi iyi. Nakarat Bey diyorlar zaten ama. Nakarat beyi. Nakarat Bey Vay, diyorlar. iyiymiş. Çünkü kötü nakaratı yok denecek kadar az. Bak, en sevdiğim yer de burası bu arada. Beyninizi şarkıya vererek Bak bak. dinlediğiniz zaman gerçekten Lütfen, güzel. lütfen tık 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 tık. Yani burası gerçekten çok güzel. Ya bunu var ya hepimiz yapıyoruz. Evet. Değil mi? Bence göreceli bir şey ama ne bileyim bir Keltoş Babana Koç'tan daha mantıklı ve daha iyi birini ünlü ettiğimizi düşünüyorum ben. Ama sen şimdi burada bana laf atıyorsun. Evet. Hemen cevap vermek istiyorum. Ben Feri'yi seven biri olarak. Şimdi tamam. Bütün şarkıların görevi mesaj vermek midir? Yani Hayır. bazı şarkılar bizi eğlendirmek, dans ettirmek, kafamızı boşaltmak içindir O bence. zaman şey diyebiliriz. Yani bence Keltoş Babana Koş'a da gerek var. Evet ben yok demedim zaten. Ama bence Şanışer ünlü olmayı diğerlerine göre daha çok hak eden biri. Yani ben Fero ile eğlenirsiniz, Şanışer'le öğrenirsiniz diyorum ben. Wow diyorum ben. Evet. Şanışer'le öğrenirsiniz, ben Fero ile eğlenirsiniz. İyi tamam ben eğlenmeyi tercih ediyorum o zaman demek ki.
Yani bence evet. bazen kendine bir şeyler katman gerekiyor. Evet doğru diyorsun. Özellikle şu klip ve şu şarkı 10 numara 5 yıldız. Yani. Ya bununla ilgili zaten söylenecek bir şey yok. Buna laf söyleyen bence taş olur ya gerçekten. Şöyle taş olur. Buna şu klibe ve şu sözlere ve şu şarkıya laf söyleyen zaten muhalif kesimin fanıdır. O dislike atanlar şarkıları laf attığı kişiler bence. Değil mi? İşte 9 milyonun kaçı dislike? Mesela kaç 9 milyon like aman izleyici var? Kaç like ve kaç dislike var? 1 milyon like var 1 galiba. milyonu geçti. Tamam, kaç Bildiğim dislike var? kadarıyla 20 bin falan dislike var. Geçmiş olabilir. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi genel olarak düşün. 1 milyon like, 20 milyon dislike. 20 bin. 20 bin dislike, pardon, çok özür dilerim. Bence yine gayet iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Zaten Gerçekten çok iyi Şanışır'ın bir oran. bu şarkıda aldığı en bildiğim kadarıyla en çok dislike alan şarkısı bu. Toplu yaptığı için düşünüyorum. O da bir de çok Patladığı keskin için. bir şarkı olduğu için ve çok patladığı için. Ben bu Yoksa klipte diğer şarkılarda Şanışır'ın dislike sayısı 1000'in üstüne çıkmıyor. Çok nadir. Yani Bak mesela Şanışer'in 2 şahsi milyon dinlenmiş şarkı ama 100 dislike var işte mesela. Şanışer'i şahsi olarak değerlendirirsek bu parçada şeytanın bacağını kırdı bence. Ben zaten böyle bir şey bekliyordum uzun süredir dinlediğim için. O yüzden şarkı direkt hatırlatıcıyı açıp direkt ilk dinleyenler arasındaydım. Baktım kaç takipçisi artıyor. Çünkü patlayacağından emindim. Çünkü o altyapı Şarkının mı vardı. Şanışer'in mi? Şanışır. Çünkü o altyapı vardı önceki şarkılarından ve takipçi artışı ve aktifliğinden. Belliydi sonraki şarkısının patlayacağı eğer iyi olursa. Ve iyi olacağı belliydi. Bu kadar kişiyle ve böyle bir konuyla Şanışer'in kötü bir şey yapacağını düşünmedim. Öyle oldu. Bir de Instagram'dan 100 bin takipçi artışı oldu bildiğim kadarıyla. YouTube'dan da 150 bin 200 bin kadar abone artışı oldu. Vay iyiymiş. Diyorum ya şeytanın bacağını Ve kırdı kendi bence. kanalında şu an, bak daha birinci gün, 1,5 gün oldu. En çok dinlenen şarkısı bu kendi kanalında. Ciddi misin? Evet. Yani zaten adam trend oldu, uçtu. Türkiye'yi salladı son 24 saattir Dünya yani. gündemine girdi. Girdi değil mi? Bence çok iyi. Yani bence sizin neslinizle bizim neslimiz arasında gerçekten büyük bir fark var. Biz biraz daha böyle konfor alanımızın dışına çıkamıyoruz. Biraz daha ki ben çok isyankar bir kız Ben olmama rağmen benim bile yaptıklarım yani tepkim gösteriş şeklim sınırlı belli bir çizginin ötesine geçmiyorum. Ki diğer normal insanlar hiç. İki tane tweet atıyor, üç tane Facebook'ta ya da Instagram'da hikaye paylaşıyor. Bitiyor olay zaten. Ama ben yeni neslin gerçekten çok farklı olduğunu ve çok büyük değişikliklere yol açacağını düşünüyorum ve buna eminim. Evet, tam bunu diyecektim. Bence asıl bu 2000 ve sonrası olan nesil ülkedeki çoğu şeyi genç olmalarına rağmen kendi fikirleri olduğunu belirten bir nesil bence. Yani buna bence karşı çıkamazsın. YouTube'u bizim o 2000 ve sonrası nesil yükseltti, Yok popüler karşı etti. çıkmıyorum zaten kabul ediyorum. Onun dışında sosyal medya. Mesela bu şarkının da patlamasına bence en büyük sebep olan yine kitle bizim o 2000 ve sonrası dediğimiz nesil. Aynen öyle. Hatta böyle Siz 95 sonrası bile diyebiliriz buna. evet biz patlattık siz daha yükseğe taşıdınız gibi diyebiliriz. Ama bence bu güzel bir şey. Yani Evet. susmamanız, kendinizi Biz, ifade etmeniz. bizim de fikrimiz olduğunu belirtmemiz. Evet. Ve siz bunu korkmadan yapıyorsunuz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Evet. Yani özellikle bence Türkiye'de İstanbul'dan başlayan değişim yeni jenerasyonun eseri olabilir. Bence de. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Ne diyelim? Böyle susmayın, konuşun. Biz de arkanızdan gelelim. Bu arada Biz büyük önden gidip siz cesaret. bizim arkamızdan geleceğinize, siz gidiyorsunuz, biz arkanızdan geliyoruz. Kötü. Özellikle şu bölüm bence çok güzel. Evet, en sevdiğim bölüme geldik. Yani bu gerçekten sen erkeksin. Senin şu konudaki yani yeni jenerasyon olarak şu konudaki fikrini öğrenebilir miyim? Benim fikrim yani zaten bu şarkıyı desteklediğimden ve patladığını çok mutlu olmam nedeniyle fikrimin belli olduğunu düşünüyorum. Hayır, o konuda değil. Mesela kadın cinayetleri ve kadına şiddetle ilgili. Anladın mı? O yüzden dedim sen erkeksin, senin bu konudaki fikrini merak ediyorum. Ya zaten
beni az çok tanıyorsun zaten. Olumlu yaklaşmak bence insani bir şey değil. Özellikle şu sahne çok güzel. Çalmış herhalde. Evet. Yani diyorum ya, siz yürüyün, biz arkanızdan gelelim gerçekten. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu şarkıdan sonra yani çok böyle düzgün cümleler kurmaya çalışıyorum da, böyle bir şeylerin fitilinin ateşleneceğine, insanların biraz uyanacağına, biraz farkındalığının artacağına. Yani bu şarkının son 24 saatte patlaması bile aslında bu hareketin varlığını gösteriyor. Yani insanlar wow oldu, bir anda sahiplendi. İşte susamam hashtag'i bir anda böyle herkes, hiç bilmeyen bile mesela bana geliyordu, susamam ne ya, işte bu ne ya, şu ne ya. İnanılmaz derecede güzel bir harekete yol açtı bence. Dediğim gibi zaten Şanlışer'in hemen hemen tüm şarkıları böyle. Bu toplumu bilinçlendirmeye yönelik. Şanlışer zaten her şarkısında böyle bir kıvılcım vermeye yönelik şarkılar yapıyordu. Bu sefer yaktı. Kıvılcımı geçti. Çaktı yani. Yaktı geçti. O zaman kendisine teşekkür ederim, ne diyelim. Hem şu andaki jenerasyon olarak, hem de yeni jenerasyon olarak gerçekten 10 numara 5 yıldız. Bak bu bölüm de çok güzel. Ya güzel bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun yönetmeni de çok iyi. Yani kim çekti bilmiyorum ama. Başında ne yazıyor gördün mü? Ne yazıyor? Directed by Şanlışer. O mu yönetmiş bunu? Bilmiyorum. Olması lazım. Yok artık. Bakar mısın tatlılığa ya? Neyse, arkadaş yetenekliymiş. Biz de öğrenmiş olduk. Kim onu takip etmeye devam eder. Ben mi? Evet. Ben takibi aldım. Herkes de beni takip alsın. Şanlışer de beni takip alsın ayrıca yani. Şanlışer. Lütfen. O zaman teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek Söyle. Siz mi olduk şimdi? O değil mi konu? Sizin jenerasyonun, bizim jenerasyonun. Evet. Ben tamam. Sizin jenerasyonun tepkisini belli etmenin çok daha kolay olduğunu düşünüyorum mesela. Çünkü büyüğüz diye mi? Evet. Ama biz küçük jenerasyonun da tepkisini en belli etme yönteminin sosyal medya olduğunu düşünüyorum ve bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Evet, şahsen. Sizin gücünüz o. Sosyal medya. Sosyal medya. Bizim jenerasyonumuz ya da bizden eski jenerasyon sosyal medyanın gücünün farkında değil. Evet. Bizim jenerasyonumuzda da atıyorum 100 kişi varsa 20'si 30'u sosyal medyaya aşina, 60'ı 70'i bir haber. Anladın mesela mı? Mesela şey, bu videoyu trendleri bizim jenerasyon sokmuştur, sizin jenerasyon dinlemiştir. Trendi evet. Çıktı. Mesela bizim jenerasyonun çoğu ana haber bültenlerinde çıktığı için aa bu ne ya deyip ya da atıyorum herkes hikayelerinde paylaşınca görmüştür. Anladım. Şanlışer'i bilmiyordur. Benim gibi utanıyorum ama kim sosyal medyada en çok aşina olan, işi bu olan bir insan olmama rağmen Şanlışer'e senin kadar hakim bir insan değildim. Ben Ferucu. Hava kapalı. Aynen, hıdıdı hıdıdıcıyım ben. Neyse, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim böyle bir programda.